Kaç tane kırmayı düşünüyorsun abi? Hadi sapla bakalım abi. 5 dakikada kestane kebap arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar, ben İbrahim. Güzel bir günden, güzel bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Karlı bir günde bir video çekmek istedik arkadaşlar. Ankara'ya bugün şu saatlerde kar yağıyordu. Bahçeye geldik ama bahçede kar yok. Hava yavaş yavaş açılıyor. Az biraz şuralarda tarlanın sürülmüş yerlerinde biraz kar kalmış. Onun dışında da bir şey yok. Bugün niye geldik? Bu soğukta burada ne işiniz var diyebilirsiniz ama geçen hafta çatının uzatma, sundurma kısmını yapmıştık arkadaşlar. Şu kısmı hatırlayacaksınız. Bu hafta çatıyı sudan biraz daha korumak için şu eski kapak tahtalarımızdan buraya, bu yüzeye çakacağız. Çakabilirsek diğer yüzeylere de çakacağız. Bugünkü işimiz bu. Şimdi yeni geldik. Henüz hemen gelmişken sobayı bir yakalım dedik. Sobanın kovasında eskiden kalan küller var. Döküm. Arkadaşlar sadece odun yakıyoruz. Odun külünün biliyorsunuz bir zararı yok. Hatta faydası bile var bahçe için. Bu küller sonra başka yerlerde değerlendirilir. Dediğim gibi arkadaşlar kapak tahtalarını çakacağız. Bir de şöyle strafor köpük aldım. Şu aralardaki açıklıkları bu köpükle kapatıp üzerine poliüretan köpük sıkacağız. Arkadaşlar. İçeri hala biraz karışık biliyorsunuz arkadaşlar ama en azından bize oturacak yer var biraz. Altı bir açık dursun bakalım, bir yaktık. Oo, çok odun attık ya. Neyse yansın. Şuraya da su koyduk arkadaşlar. Çay demleriz. Sobamız yanıyor. Şöyle kısalım. Sobamız yanıyor. Biz şimdi eldivenleri giyiyoruz ve şu köşeden dıştan kapak tahtalarını çakmaya başlıyoruz arkadaşlar. Senin yeteri kadar çivin var mı? Tamam abi, her yere çaktıysan aşağı şimdilik sorun değil ya. Tamam. Şuraya çakmamışsın. Onları bir yere kullanabiliriz. Evet. Şimdi bunun altına ilk kapak tahtasını koymadan önce silikon sıkmamız lazım. Silikon köpük değil, silikon ki suyu engellesin. Suyu engellemez. Sen burayı boşalt, ben silikon. Oldu mu? Tutmuş bir de burada. Ana onu. Yo, 8'lik. 8'lik ya. Şu 8'lik şunlardan diyorsun. Şunlardan diyorsun değil mi? Yenilerde? Heh, aynı. Şunlardan da alayım da. Bazı yerlerine de bulamıyorum. Ben rutu vereyim, sen çakı ver. Tuttum. Çok
o tarafa gidiyoruz, yavaş yavaş dışarı çıkıyoruz. Çak. On numara oluyor bak. Ufak çivi çarsak oraya. Olur. Ufak, ufağın kurtardığı yeri ufakça. Ondan ondan şu. İyi gidiyoruz. Yanıyor evet. Kestane var, koymadım. Dün annemi verdim biliyor musun? Heh. İbrahim Ünlü babayı yaktı ya, kalan kestaneyi şey yapıyor, dayıya gelmeyi yok dedi. Aa, olur mu öyle şey? Allah Allah. Yiyeceğim dedim. E diyor, dersen zararlı çıkan diyor. O da sana der diyor, dayı bir kilo kestane al da gel. Selamun kestane var, aleyküm selam. Hoş geldiniz ağalar. Hoş bulduk. Vallahi bir hemen 3-4 gündür ben bahçe, bir haftadır meyvim. Ya sırf sizi özlediğim için geldim. Allah razı olsun. Annemi mi aradın? Bahçedeler mi dedi? Yok, ben anneni... Nerede bildin burada? Cuma gün aradım. Cuma gün konuştum. Abi, iki çakma. Abi. Ha? Abi gerek yok, iki çakma. Gel. Şurada. Çak ya, niye çakmıyor? Hiç gerek yok. Ya sürekli duracaksa çakın. Abi, camı kıracak ya, camı kıracak. Cam niye kırılsın? Cam orada mı? Çatlak ya zaten. Ya onu sen yapmışsın. Ben yaptım da yapacak bir şey yok. Baba o çivi büyük ya, küçüğü yok mu? Küçük çaktı ya. Bazen küçük bazen büyük. Ya oğlum siz niye orayı soktunuz şimdi de çakıyorsunuz? Bura yoktu ki. Ha. Neyse şuraları da soktuyduk. Her yeri çakacağız tekrar kapak tahtasıyla. Bungalov tarzı. Tamam güzel zaten. Heh. Böyle bir şeye benzemiyor. Dangalak bir şey olmuş. Yani. Heh, aşağıdan olsun işte, üstüne binsin. Burası su almıyor, önemli değil. Çocuklar geldi mi? Yok. Kimse yok. Elif'i getirdik sadece. Elif'i getirdik annemin yanında dursun diye. Bir Elif diyordu da. Yeğen Elif mi? İsmi Elif, evet. Elif'i istiyordum ben de falan dedi. Ben zannettim şey ya, senin hanım Elif'i istiyor. Yok yok. Biraz şey mi, yoksa şöyle takalım. Hı, öyle takalım. Doğru takalım. Buray Derneği tutmuşlar lan bunu. Kim? Tutmuşlar ya, görmedin. Evet. Yola mı? Hı. Patlıcan biber var sattık. Nerede? Bende. Nasıl oluyor? Yazıldım dikmeyeceğim. Sen hangisine, Yılmaz dayımla beraber olana mı yazıldın? Hı. Niye dikmiyorsun? Yapamayacağım herhalde. Sen geçen de öyle dedin. Gücüm kuvvetim yok gibi ya. Ya lan yapma ya. Vallahi. He? Vallahi. Ya sen gücüm kuvvetim yok dedin, bizi 5 kere cebinden çıkarın maşallah. Eskisi gibi değil ya. E daha ondan yeni alet. Bura bitti mi? Bura bitti. Ya, alete edevatı yeni aldın dayı. Ne aldım ki? Bir çapa motoru. Çapa motoru aldın he. Onu bir sene kullanaydın. Onu da kullanırsın he. Bir sene kullanaydın. Sen şimdi nereden geldin? Köy yolundan mı geldin? Nasıl geçeceksin olsan oraya? Ben yürüyerek geçeceğim. Ha, bunu bırakacaksın arabayı. Ben şu şeyler vardı, naylonlar bir haftadır alıyoruz, malıyoruz arada da. Arabanın bagajı doldu. Dedim hem onları bırakayım. Zaten ne zamandır aklımdaydı. İyi bak. Sizin işiniz çok bomba. Biz sadece burayla yan tarafı çakacağız. Hayır. Şurayı da çakın. Orayı da belki ama. Belki bura çok, değil, orayı kesin çakın. Bura çok su alıyor ya. Çatı nasıl olmuş? Uzattık. Şuna doğru uzattık çatı. 10 numara oldu değil mi? Daha da uzatmalık daha iyi. Daha da uzatmalık. Ya işin şeyi, sıkıntısı yağmur bu taraftan. He? Evet. Buranın yağmuru evet. Bu yandan sorun, şu yandan. Sorun orada zaten. Evet. O yüzden burayı koruma yani altına alıyoruz. Evet. Neyse öyle olacak. Abi 152-25 olsa 3 tane çıkartırdık. Boyamış diyorlar, verlik mi diyorlar. Koruyucu sıkacağım üstünde. Heh. Koruyucu. Çok iyi olur. Bunlar zaten daha...
tane daha kesin. Çakalım çakalım gel. Bir tane daha şu kesin. Düştü zaten ya. Tamamdır yani. Baksana mal gibi düştü o ya. He. Onu sök. Kaldır abi, çok bindim şu an. Çak abi. O senin onu açıkla. Yok yok abi, çak sen, o önemli değil. Oralarda tabii ki açıklıklar olacak. Tahta düz bir tahta değil ki. İnce çiviyle çak gitsin bunu. Çay mı vereyim? Çayı artık buraya getir zaten ya. Tabii tabii getireyim. Evet arkadaşlar, ilk kısmı bitirdik. Gayet şık görünüyor. O kontraplak mı diyeyim, MDF'lerin çirkin görüntüsünü tamamen ortadan aldı. Şimdi asıl sorunumuz, çok en çok su alan şu yan tarafın tahtalarını yapacağız. Onun için yeteri kadar uzun tahtamız var Allah'ın izniyle. Bu şekilde ilk kısmı bitirmiş olduk. Gerçekten görüntüsü benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Merdivene dikkat et, gözünü seveyim. Çok sağlam bir şey değil. Ne yapayım? Buna üçüncü bir kişi lazım çünkü çok uzundur. Bir tut bir bakalım. Ben bir çakayım da. Sen çak. Abi anlamadım. Ha. Onun olmaz abi. Ha.
baş çak indi. Tamam. Sonra büyük çak. Sen öyle büyük tamam. Çak gerek yok. Yok ince burası da o yüzden. Olsun. Ben şuraya çıkacağım o zaman. Şöyle. Bak şimdi. Heh. Bura var ya bak 10 numara oldu bura. Burası da öyle. Tamam çak sen orayı. Sonra burayı altlı üstü çakarız şuna. Tamam işte. Şunu daha uzun bir şey koysak bence şimdi he? İyi değil mi? Daha uzunca bir şey koysak. Daha uzunca. Aha şu mesela. İçeriden buradan sok. Hı? Şu ucunu içeriden sok bu tarafa. Ha. Böyle öyle git. Ha. İyi değil mi böyle? Bence iyi. Aha. Şuradan bir tane çiviyle çaksam yeter ver abi. Allah'ını seversen ne uğraşıp duracağız. Ver bir küçük daha bunu da buna çakayım. Evet arkadaşlar, planladığımız gibi bu duvarı ve yan duvarı büyük bir ölçüde bitirdik. Hava bayağı soğudu. Ciddi manada esmeye başladı. İçeride sobamız yanıyor ama o da bayağıdır odun atmıyoruz. Kendinden geçti. Karnımız aç. Bir şeyler yiyeceğiz ama şu görüntü 10 numara oldu arkadaşlar. Yani tabii ki ufak tefek hatalar var ama kullandığımız tahtalar çok düzgün tahtalar değil. Buna rağmen iyi iş çıkarttığımıza inanıyorum. Daha da tahtamız var arkadaşlar. Şu uç noktayı, şu görünen uç noktayı ve onun diğer tarafındaki duvarı da daha sonra yapacağız. Bu haftalık burada bitiriyor gibiyiz. Yemeğimizi bir yiyelim. Sıcak çayımız var içeride. Onu da bir içelim. Allah'ın izniyle. Ondan sonrasına bakarız inşallah. Evet, sobanın üstünde tavada kavurma arkadaşlar. Bugünkü yemeğimiz bu. Abi kıvama geldiyse kıralım istiyorsan ya. Nasıl? Yakmayalım da. Haydi bismillah. Hem de yumurtalı arkadaşlar. Kaç tane kırmayı düşünüyorsun abi? Hadi sapla bakalım abi. Hadi bir bismillah dedi abi. Oy oy oy. İyi oldu. Kavurma aldığımız iyi oldu abi. Yorgunluk kavurması. Sadece kavurma mı var sandınız? Bu soba var ya, bu soba bize kilo aldıracak. 5 dakikada kestane kebap arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Birkaç tahta daha çakar mıyız diyorduk ama hem abimin bir işi var hem de hava ciddi manada soğudu. Durulmuyor gerçekten. Yemek yerken de biraz terimizi soğuttuk. Son hali böyle, bu şekil bıraktığımız gibi. Abim gidiyor. Ben de gidiyorum arkadaşlar. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun.